bakalım x eksi 1'e giderken x artı 1 bölü karekök içinde x artı 5 eksi 2'nin limitini bulabilecek miyiz? İlk olarak yapmamız gereken şeylerden biri limit özelliklerini kullanarak bunu limit x eksi 1'e giderken x artı 1'in limiti bölü limit x eksi 1'e giderken karekök içinde x artı 5 eksi 2'nin limiti olarak ifade etmek. Paydaki x artı 1'in grafiğini aklımıza getirecek olur isek, her yerde sürekli olduğunu görürüz, öyle değil mi? Özellikle de x eşittir eksi 1'de. O halde bunun limitini bulmak için x artı 1'in x eşittir eksi 1 için hangi değeri alacağını bulmamız yeterli. Bunu yapınca pay kısmında eksi 1 artı 1 elde ederiz. Paydada ise karekök içinde x artı 5 var ve bu her zaman değil ama x eşittir eksi 1'de sürekli olduğu için yine az önceki mantıkla x yerine eksi eksi 1'i koyunca karekök içinde eksi 1 artı 5 eksi 2 elde ederiz. Peki burada ne buluruz? Pay 0 olacak. Paydada ise eksi 1 artı 5 4 eder. 4'ün karekökü 2'ye eşittir. Eksi 2 kısacası paydada 0 olur ve sonuç olarak 0 sıfır bölü 0'ı elde ederiz değil mi? Bu sonucu gördüğünüzde paydada 0 bulduğuma göre bu limit yoktur. O halde bu soruyla işim bitti diye düşünüp pes etmek isteyebilirsiniz. Ama şöyle düşünün eğer paydaki değer 0 olmasaydı yani eğer pay kısmında 0'dan başka bir değer bulup bunu 0'a bölüyor olsaydık bu tanımsız olurdu ve limit de olmazdı. Burada 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşı karşıyayız ama bu limitin olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi size bu videoda ve önümüzdeki videolarda bu gibi bir durumla karşılaştığımızda neler yapabileceğimizi anlatacağım. Kullanacağımız bazı yöntemler var ve az önce de söylediğim gibi bu videoda onlardan birini göreceğiz. Bahsettiğim yöntem bu ifadeyi farklı bir şekilde ifade ederek 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşmadan limitini bulmak. Nasıl mı? Bakın, öncelikle bunun gx'e eşit olduğunu düşünelim. Başka bir deyişle x eksi 1'e giderken gx'in limitini bulmaya çalışıyoruz. Anlaştık mı? Hemen not edeyim. gx eşittir. Evet, bu arada ee, bunu gx olarak düşünmemin sebebi, bu kısmı bir fonksiyon olarak düşünüp. Bu fonksiyonla oynayarak, arasında benzerlikler olan diğer fonksiyonları gözümün önüne getirmek istiyorum. Evet, x artı 1 bölü karekök içinde x artı 5 eksi 2, evet gx bu. GX'i bu şekilde tanımladık. 0 bölü 0 belirsizliğini elde ettiğinizde eğer pay ya da paydada kare köklü bir ifade varsa bu kökten kurtulmak işinizi kolaylaştırabilir. Ve bu yönteme de kökten kurtarma yöntemi adı verilir. Bu örnekte paydada bir karekök var ve biz de bu kare kurtulmaya çalışacağız. Kare kurtulmak için iki kare farkıyla ilgili bildiğimiz şeyleri kullanacağız. Ee, şöyle ki a artı b çarpı a eksi b'nin a kare eksi b kareye eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Evet bu cebirde öğrendiğimiz ilk şeylerden biri. Buna ek olarak eğer elimizde kare kök içinde a artı b çarpı Karekök içinde a eksi b varsa buradan da karekök içinde a'nın karesi yani a eksi b'nin karesini elde edeceğimizi de görebiliriz. Ve şimdi de gelin bunları kullanarak buradaki karekökten kurtulmaya çalışalım. Öncelikle payı ve paydayı karekök içinde x artı 5 artı 2 ile çarpacağız. Buradaki eksi 2 olduğuna göre çarpacağımız ifadede aradaki işaretin artı olması lazım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Çarpı karekök içinde x artı 5 artı 2 artı 2. Bunu yaptığımızda ifadenin değerinin değişmeyeceğinin de farkındasınız öyle değil mi? Aynı ifadeyle bölüp çarpmak ifadenin değerini değiştirmez. Başka bir deyişle bu 1'e eşit olduğu için bu yaptığımız işlem gx'in değerini değiştirmeyecek. Karekök içinde x artı 5 artı 2. Eşittir. x artı 1 çarpı karekök içinde x artı 5 artı 2 bölü karekök içinde x artı 5'in karesi x artı 5 eksi 2'nin karesi de 4 olduğuna göre eksi 4. Sonuç olarak paydada x artı 5 eksi 4'ten x artı 1 elde ederiz. Evet buraya hemen x artı 1'i yazıyorum. Peki, bu noktada siz de hatta benden bile önce payda ve paydada x artı 1 olduğunu görüp bu ifadeyi sadeleştirmeyi düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız, hadi sadeleştirelim. Ee, böylelikle gx'i karekök içinde x artı 5 artı 2 olarak bulmuş olduk. Ama tabii ki de her şey bu kadar kolay olamaz, öyle değil mi? Eğer siz de şu anda bu işte kesin bir bit yeniği vardır diye düşünüyorsanız pek de haksız sayılmazsınız. Burada elde ettiğimiz ifade, x artı 1'leri sadeleştirmeden önceki ifadeyle aynı ifade midir? Hayır. Yani buraya yazdığım şekliyle hayır. Bunlar aynı ifadeler değiller. x eşittir eksi 1 dışında aynı olabilirler ama bu ifade x eşittir eksi 1'de tanımlı iken, bu x eşittir eksi 1'de tanımlı değil. Ayrıca gx'i x eşittir eksi 1'de değerlendirdiğimizde iyi bir sonuç elde etmediğimizi biliyoruz. Kısacası bunun gx birebir aynı ifade olması için buraya x'in eksi 1'e eşit olmadığı değerler için ibaresini eklememiz lazım. Harika. İşte şimdi gx'in sadeleşmiş bir şekliyle karşı karşıyayız. Evet artık aynılar gx'in tanımlı olduğu tüm x değerleri için bu da gx ile aynı çıktı değerini verecek, öyle değil mi? Buradaki ibareyle bunun tanım kümesi gx'in tanım kümesi ile aynı oldu. Peki bunun bize faydası ne? x eksi 1'e giderken limiti bulmamız gereken bir soruda x'in eksi 1'e eşit olamayacağı ile ilgili bir kısıtlama getiriyoruz. Peki bu limiti nasıl buluruz? Ne dersiniz? Bu noktada şöyle bir şey yapacağız. Diyelim ki elimizde bir de fx fonksiyonu olsun. fx'i karekök içinde x artı 5 artı 2 olarak tanımlayalım. Bu durumda x'in eksi 1'e eşit olmayan tüm değerleri için fx gx'e eşittir öyle değil mi? Tabii. Neden? Çünkü f(x)'in böyle kısıtlaması yok ve eğer bu bu iki fonksiyon içinde doğruysa limit e, bir saniye şu şekilde yazacağım. Bunun doğru olduğunu bildiğimize göre f(x)'in x eksi bile giderkenki limiti g(x)'in x eksi bile giderkenki limitine eşit olacak. Bulmamız gereken limit bu ama artık elimizde fx de var. Ve bu ikisinin sadece x eşittir eksi 1 noktasında aynı olmadıklarını biliyoruz. gx'in grafiğini çizecek olursak x eşittir eksi 1 noktasında bir nokta süreksizliği olduğunu görürüz. Her neyse ne diyorduk? Evet bu durumda limit ne olur? sona giderek yaklaşıyoruz. Heyecanlı mısınız? Şimdi x eksi 1'e giderken fx'in limitinin ne olduğunu bulacağız. Limit karekök içinde x artı 5 artı 2. E, x eksi 1'e giderken değil mi? Bu sürekli bir ifadedir. Demek istediğim bu fonksiyon x eşittir eksi 1'de sürekli olduğu için limitini x'in yerine eksi 1 koyarak bulabiliriz. Karekök içinde eksi 1 artı 5 artı 2. 4'ün kare kökü 2'dir. 2 artı 2'den de 4 elde ederiz. fx'in x eksi 1'e giderken limiti 4 olduğuna göre gx'in x eksi 1'e giderken limiti de 4'tür. Eğer burada kullandığımız bu açıklama aklınıza yatmadıysa biraz düşünün. Evet, bu durumu gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bu y, bu da x ekseni olsun gx buna benzeyen bir fonksiyon olacak. Evet, eksi 1'de de bir boşluk olacağını biliyoruz. fx ise aynı grafiğe sahip, üstüne üstlük x eşittir, eksi 1'de boşluğu yok. Bu yüzden de buradaki boşluk yani x eşittir eksi 1 noktası söz konusu olduğunda fx'in limitini kullanmamız son derece mantıklı. Umarım bu açıklamam faydalı olmuştur. Eğer kafanız daha da fazla karıştıysa da lütfen Görmezden gelin.